Kullandığımız sosyal medya uygulamaları, özellikle Instagram ve Facebook, sizin her hareketinizi takip ediyor desem, bana şu anda tepkiniz ne olurdu? Muhtemelen çok bilim kurgu filmleri izlediğimi, hatta bazı şeyleri de çok abarttığımı düşünüyorsunuzdur. Ama işin aslı öyle değil, detaylar videomuzda. Profilinizi ne kadar gizlerseniz gizleyin, paylaşımlarınızı ne kadar gizli tutarsanız tutun, özellikle Instagram'da sonradan yükleyeceğiniz bir yazılım yardımı ile gizli profilleri görmeniz mümkün. Ve Instagram'ın güvenlik algoritması ne yazık ki buna engel olamıyor. Uygulamaları yüklerken vermiş olduğunuz izinler doğrultusunda Instagram gün içerisinde sizin neleri takip ettiğinizi, neleri beğendiğinizi, nelere yorum yaptığınızı, internet sitelerinde neleri arattığınızı, hangi konular üzerinde alışveriş yaptığınızı, bütün bilgileri data merkezine depoluyor. Peki ondan sonraki süreçte ne oluyor? İşte karşınıza çıkan reklamlar bundan dolayı belirleniyor. Geçtiğimiz ay Netflix platformunda izlemiş olduğum bir tane belgesel vardı. Belgeselin adı Sosyal İkilem. Bu belgeselde Instagram, Facebook ve Twitter'da görev almış CEO'ların veya marka danışmanlarının vermiş olduğu röportajlar vardı. Bu röportajlarda kişileri nasıl daha çok bu sosyal medya uygulamalarında tutarız veya insanları nasıl sosyal medya uygulamasına çekeriz gibi şeyler konuşuluyordu. Bütün planlamalarını o belgesele aktaran eski CEO'lar veya görev almış kişiler Instagram'ın, Facebook'un, Twitter'ın gerçek yüzlerini insanlara anlatıyordu. Hatta bu öyle bir seviyeye geliyor ki siz 1-2 ay süreyle Instagram, Facebook veya Twitter kullanmadığınız zaman bu sosyal medya uygulamaları kendilerini kullanmanız adına sizlere sürekli bildirimler yoluyla ulaşıyor. Yani siz o bildirimleri gördüğünüz zaman bu sosyal medya uygulamalarına tıklama gereği duyuyorsunuz. Tıkladıktan sonra da işin rengi değişiyor. Mesela şöyle anlatmak istiyorum size. A ve B kişisi var ve bu A ve B kişisi aynı insanlarla arkadaş ve aynı sayfaları takip ediyor. Yani ikisinin arasında hiçbir değişik arkadaş grubu yok. Fakat bu sosyal medya uygulamaları iki kişinin analizlerine göre karşıdaki kişinin fotoğraflarını vesaire gösteriyor. Örneğin B kişisi internette bir hafta boyunca sürekli cinsel içerikli şeylere bakıyorsa, arkadaş ortamlarında yayınlanmış olan fotoğraflarda genellikle cinsel içerikli fotoğrafların öne çıktığını görüyorsunuz. Fakat A kişisi genellikle eğitim alanında veya gazete başlıklarını okuyor ise, arkadaş gruplarındaki yapılan paylaşımlarda genellikle haberlerin ön planda olduğu görünüyor. Böyle böyle yaparak bu sosyal medya uygulamaları aslında para kazanıyor. Çünkü siz o sosyal medya uygulamalarında ne kadar çok kalırsanız eğer, karşıdaki insan o kadar çok para kazanıyor. Peki gizli olan profili nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu konu hakkında aslında bir uygulama paylaşmayacağım, fakat araştırarak bulabilirsiniz. Eğer siz böyle bir uygulama indirdiyseniz telefonunuza, kullanıcı sözleşmesini onaylıyorsunuz. Bu kullanıcı sözleşmesinde sizin bütün data kimliğiniz, data aramalarınız ve bütün yapmış olduğunuz işlemler Instagram'da veya Twitter'da bir merkeze kaydoluyor. Bu uygulamalar sayesinde, aslında bu uygulamalar bir korsan yazılım. Yani Google Play veya App Store tarafından lisanslı yazılımlar değil. Siz profilinizi ne kadar gizlerseniz gizleyin, eski sevgiliniz o uygulamayı indirdiği zaman sizin bütün paylaşımlarınızı, gönderilerinizi, hikayelerinizi görebiliyor. Hatta takip ettiğiniz insanlar, takipleştiğiniz insanlara kadar görmesi mümkün olabiliyor. Bunu engellemenin hiçbir yolu yok arkadaşlar. Siz bugüne kadar böyle bir uygulama kullanmamış olsanız dahi, takip ettiğiniz veya takipçilerinizden en az bir kişi böyle bir uygulamaya sahipse, o uygulama sizin bütün gizli bilgilerinizi, yani fotoğraflarınızı, gönderilerinizi, hikayelerinizi karşı tarafa rahat bir şekilde gösterebiliyor. Instagram'da gizli profilleri görmek aslında böyle mümkün. Sosyal ikilem belgeselini izlediğiniz zaman karşınıza inanılmaz korkunç detaylar çıkıyor. Hiçbir şekilde siyasi görüşü olmayan bir çocuğun nasıl siyasi görüşe sahip edilip mitinglere katıldığını veya telefon bağımlısı olduğunu düşünmeden yapmış olduğu hareketler doğrultusunda aslında bir telefon manyağı olduğunu o belgeselde rahatlıkla görebiliyorsunuz.
muhakkak ki Netflix'te Sosyal İkilem belgeselini izlemenizi öneriyorum. Peki biz bu sosyal medyayı neden kullanıyoruz? Aslında hepimizin bir ünlü olma çabası var veya yapmış olduğu hareketleri, harcamalarını, takıldığı lüks mekanları arkadaş çevresine reklam yapmayı çok seven bir toplumuz. Aslında dünyada da böyle. Fakat biraz detaya inecek olursak aslında bu sosyal medya uygulamalarının arkasında mükemmel şekilde çalışan bir algı yönetim ekibi var. Bu algı yönetim ekibi bu uygulamanın logosundan tutun da işleyişine kadar her şeyi hakim, her şeyi yöneten bir yönetim grubu. Şöyle örnek vereyim. Mavi renk insana güven veriyor. Facebook'un rengi mavi. Twitter'ın rengi mavi. Güven veriyor. O uygulamanın gerçek, güzel, doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Instagram'daki renkler mavi ve kırmızı ile turuncu arasında renklere sahip. Ve bir de beyaz renk var. Beyaz renk şeffaflığı temsil ederken mavi renk güven veriyor. Turuncu da insanları ne kadar renkli bir dünyanın kendilerini beklediğine inanmasını sağlıyor. Ve bu sayede aslında siz istemeseniz bile bilinçaltınız o uygulamayı kullanmanız açısından size bazı sinyaller yolluyor diyebiliriz. Öte yandan reklamlara gelmiş olursak eğer, sosyal medyada vermiş olduğunuz reklamlar doğru kişilere ulaşması açısından veya o reklamlara tıklandıkça hem Instagram'ın para kazanması açısından sizlere bir analiz yapılıyor. Bu analiz ne oluyor? Bir kişi bir gün içerisinde sürekli alışveriş terimleri arattıysa veya o ay içerisinde çok fazla internetten alışveriş yaptıysa direkt bu algoritma kişinin karşısına alışveriş sitelerinin reklamını çıkartıyor. Veya kişi araba bakıyorsa direkt bir oto yıkamacının reklamını görüyorsunuz ana sayfanızda. Aslında algoritma da biraz bunu sağlıyor. Fakat bu algoritma düşündüğünüz gibi işte like gelince şu işaret çıksın, yorum atınca şöyle bir bildirim gelsin falan kesinlikle bundan ibaret değil. Algoritmalar, özellikle sosyal medyadaki algoritmalar tamamen kişiyi daha fazla kendilerine tutma amaçlı yapılmış algoritmalar, yazılmış algoritmalar diyebiliriz. Evet, diyeceklerim buraya kadardı. Eğer siz de bu konu hakkında bir şeyler düşünüyorsanız veya fikriniz varsa aşağıdaki yorumlardan bana ulaşmayı unutmayınız. Eğer video hoşunuza gittiyse veya beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız bana destek olmak amaçlı aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.